Türkiye'de resmi olarak satılan en pahalı Xiaomi telefon olma özelliğini bünyesinde bulunduran Xiaomi 12 Pro bu videodaki konuğum arkadaşlar. Telefon elime bir tık geç ulaştı ama desteklerinizle o açığı izlenmelerle kapatırız diye düşünüyorum. Gelin hep birlikte bakalım Xiaomi 12 Pro bizlere neler sunuyor. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımı sizlerle birlikte büyütüyorum. Sizlerle birlikte bir adım daha ileriye götürebilmek için de kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı ve kanalımdaki diğer videolara da göz atıp birer destek bırakmayı, kanalıma da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hep birlikte 100.000'i hızlıca geçelim ki bir şeyleri daha iyiye götürebilelim. Elimde tutmakta olduğum bu akıllı telefonun ortalama fiyatı 24 ila 25 bin TL bandında arkadaşlar ve gerçekten birçok detayıyla çok ince düşünülmüş. Bu fiyatı ödediğinizde sizleri böyle mutlu edebilecek de bir akıllı telefon. Cümlelerimi iyi seçmeye çalışıyorum çünkü biliyorsunuz pahalı cihazları incelerken her zaman bir tık tedirgin olmaya başladım. Fiyatlar aldı başını gidiyor malum bildiğiniz üzere. Ama ben kendi beğendiğim ve kendimce beğenmediğim özelliklerini sizlere bu videoda aktarıyor olacağım bu akıllı telefonun. Tabii doğrudan her zaman olduğu gibi artılarıyla başlayayım. Cihazda 120 wattlık bir hızlı şarj desteği var arkadaşlar. Bu sayede bu cihazı yaklaşık 16-17 dakikada tam şarj etmek mümkün oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir süre bu. Ben bunu ilk defa biliyorsunuz Note 11 Pro Plus 5G videosunda deneyimlemiş ve sizlere aktarmıştım. Bu cihazda da yine 120 wattın olması oldukça önemli bir detay ve hayatınızı da kolaylaştırıyor ama pil anlamında bazı eksikler var. Oralara da değineceğiz. Malzeme kalitesi gayet yerinde olmuş bu cihazın. Genel malzeme hatları çok güzel. Ses kalitesine bayıldım arkadaşlar. Yani oraya da ekran bölümüne biraz notlar ekledim. Yine ayrıntılı bir şekilde sizlere aktaracağım ama hakikaten bu cihazın hoparlörlerini çok beğendim arkadaşlar. Genelde ultra bir eksi bu cihazda görmesem de tabii ki ufak tefek detaylar var. Ama şöyle bir ekranla devam edelim isterseniz. Bu akıllı telefonun belki de en güçlü yerlerinden bir tanesi ön tarafta bulunan şu ekran arkadaşlar. Çünkü 6.73 inçlik bu ekranda önemli detaylar var. Önemli sertifikalar var ve Android cephesinde çok da görmediğimiz bazı güzellikler bulunuyor arkadaşlar. Değişken yenileme hızlarını bizlere sunabilen bu AMOLED panel 120 Hz'e kadar yüksek yenileme hızını bizlerle buluşturabiliyor. Benim burada en çok takdir ettiğim detaylardan bir tanesi Dolby Vision ve HDR10 Plus desteğini bizlerle buluşturuyor olması. Özellikle multimedya tüketmeyi, akıllı telefondan multimedya tüketmeyi yani film izlemeyi, dizi izlemeyi vesaire bunları seven bir kullanıcıysanız sizler gerçekten sizleri ekran anlamında fazlasıyla mutlu edecek bir akıllı telefon olmuş Xiaomi 12 Pro. Ekranına çok da söylenebilecek bir şey yok açıkçası ama teknik detayları etkileyici dedim sizlere. 1500 nitlik bir parlaklık var. Şöyle bunu tam anlamıyla açayım size uzaktan gösterince bile muhtemelen ekrandaki şeyleri rahat rahat görebiliyorsunuzdur. Üstünde iki tane oldukça güçlü stüdyo ışığı olmasına rağmen bu cihazın ekranı şu anda gördüğünüz üzere 1500 nitin bizlere hakkını verebiliyor. Tabi bunun yanı sıra çözünürlük anlamında da güçlü bir cihaz. 1440x3300 çözünürlük ile geliyor bu cihaz. Ekrandaki cam malzeme Gorilla Glass Victus yani Gorilla Glass'ın bizlere sunduğu en güçlü camlardan bir tanesi bu cihazda bulunuyor. Ve hoparlörlere değineceğim demiştim. Telefonun üst kısmında Harman Kardon logosunu görüyoruz. Bu logoyu bazı firmalar alıyor arkadaşlar. Cihazlarına koyuyor. Hiçbir marka ismi vermeden söyleyeceğim. Sadece Harman Kardon değil diğer hi-fi ses üreticilerinin de logolarını koyabiliyorlar. Bu sadece böyle logo olarak kalıyor açıkçası. Ama bu cihazda 4 tane hoparlör var arkadaşlar üzerinde ve bir akıllı telefonda duyabileceğiniz en kaliteli sesleri bu cihazda duyabiliyorsunuz. Yani hoparlör sıralaması yapsak bu cihaz herhalde ilk 5'e girer diye düşünüyorum. Amiral gemileri arasında konuşuyorum bu arada. Dolayısıyla hoparlör anlamında benden fazlasıyla geçer not almayı başaran bir akıllı telefon oldu ki ben sese çok önem veriyorum. Yani dışarıya çıkan sese daha çok önem veriyor da olabilirim hatta cihazlarda. Zaten kulaklık bir şekilde özelleştirilebiliyor. İstediğinizi alıp takıp ya da bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ancak hoparlör kısmı biraz daha muamma oluyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bu cihazdaki hoparlörleri oldukça beğendim. Gelelim performans tarafına ve ekran tarafını sizlere zaten özetledim. Performans tarafında arkadaşlar bu cihazda tanıdığımız bildiğimiz bir işlemci modeli Snapdragon 8 Gen 1 modeli bir işlemci kullanılıyor.
Bu işlemci 4 nanometrelik oldukça düşük enerji tüketen ve buna bağlı olarak da yüksek bir performansı bizlerle buluşturabilen bir işlemci modeli. Genel anlamda bu işlemcinin Geekbench testlerinin sonuçlarına da baktığımızda bir amiral gemisi bizlere performansını sunduğunu zaten görüyoruz. Yaptığım testler sonrasında, oyun testleri sonrasında bu cihaz için performans açısından sizlere üzmeyecek bir akıllı telefon olduğunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. İçerisinde 12 GB'lık bir normal RAM var. Yani standart bir RAM var. Fiziki bir RAM. Bunun yanı sıra da bizlere sunabildiği 3 GB'lık bir sanal RAM bulunuyor arkadaşlar. Ve toplamda 15 GB'lık bir RAM kapasitesiyle bizlerle buluşuyor Xiaomi 12 Pro. Tabi depolama da bizler için önemli. 256 GB'lık versiyonu geldi bana cihazın. Micro SD kart desteği yok. Yani eğer bir Android cephesinde telefon kullanıyorsanız ve micro SD kartı depolama yapıyorsanız bu belki sizi üzebilir. Ben sizlerle bunu da paylaşmış olayım. Benden çıksın arkadaşlar. Bu telefona ödeyeceğiniz ya da bu fiyat seviyesini alabileceğiniz cihazlarla benzer bir performansa sizlere sunan bir cihaz olmuş Xiaomi 12 Pro. Ben performans anlamında da, ekran anlamında da bu fiyat seviyesindeki, evet bu fiyatları normalleştirmiyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama hani 20 bin lira üstüne çıkacağım ben, ne alayım diyenler için iyi bir seçenek olabilir bu cihaz. Hem ekran hem performans açısından, ama bir de kameralar var biliyorsunuz. Bu cihazın en önemli detaylarından bir tanesi, markanın da en çok üstünde durduğu detaylardan bir tanesi kameraları. Çünkü arkasında 3 adet birbirinden özel tasarlanmış ve üstünde özel olarak kafa patlatıldığını düşündüğüm kameralar görev yapıyor arkadaşlar. Ana kamerada 50 megapiksellik bir bizleri kamera karşılıyor. Bu kameranın diyafram aralığı f1.9 diyafram aralığına sahip. Benzer bir kamera aslında piyasada gördüğümüz cihazlarla. Ancak ben genel performansını oldukça beğendim. Telefonda bu önemli bir detay olabilir, sizlerle paylaşayım. Ana kamera dışındaki diğer kameralarda bir OIS desteği bulunmuyor. Ama ana kameradaki OIS desteği hakikaten tam bir amiral gemisi seviyesinde çalışıyor. Video kayıt zaten örneklerini sizlere izleteceğim. Ama sizlerin de bu anlamda telefonu beğeneceğine eminim arkadaşlar. Ve ikinci kameramıza baktığımızda ise yine bizlere bir 50 megapiksellik f1.9 diyafram aralığına sahip 2x optik zoom yapabilen bir kameranın karşıladığını görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü kameramız da 50 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera. Bu kameranın diyafram aralığı f2.2, yani az ışıklı ortamlarda bir tık daha grenlenmiş fotoğraflar çekebiliyor ultra geniş açılı kamera. Onu da sizlere aktarayım. Geniş açılı kameranın bizlere sunduğu 115 derecelik açı keşke biraz daha geniş olabilseydi diyeyim. Ama tabii ki kameraların genel anlamdaki deneyimini sizlere aktaracak olursam arkadaşlar, çoğu zaman kameralar fazlasıyla iyi işleri bizlerle buluşturuyor. Ancak bazen renkler sapıtabiliyor. Bu son zamanlarda elime geçen birçok Android cihazda, iyi kalitedeki Android cihazda gördüğüm bir şey. Bazen fotoğraflarda renkler enteresan çıkabiliyor. Dolayısıyla çok ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken mutlaka çekeceğiniz objeye şöyle bir dokunun arkadaşlar. Hani ne olduğunu bir anlasın telefon. Anlayamayabiliyor cihazlar ve sapıtabiliyor. Bu cihaza da benzer bir problemle ben karşılaştım fotoğraf çekimleri sırasında. Ama çok büyük bir problem mi derseniz bence değil. Fakat yaşadığım için sizleri de aktarmak ve uyarmak istedim. Ve tabii gece çekimi sonuçlarına baktığımızda ise rakipleriyle kesinlikle yarışır seviyede bir akıllı telefon olmuş. Çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Uzun pozlamayla özellikle kameranın kendi özelliklerini kullanırsanız bu sonuçlar daha öteye gidebiliyor arkadaşlar. Onu da sizlere aktarmış olayım. Ve tabi amiral gemisi sınıfındaki bir Android cihazdan bahsediyorum sizlere. Hani bu yarışta 8K video çekmese olmazdı diye düşünüyorum. Ben marka ve telefon bağımsız hala akıllı telefonlarda 8K videonun şu anda çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Ama bu cihazda 8K 24 fps, 4K 60 ve 30 fps, yine 1080p'de de 60 kare ve 30 kare çekimler yapmanız mümkün oluyor arkadaşlar. Video tarafında HDR video çekmek istediğinizde burada 60 kare çekimi kullanamıyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Ama ana kameradaki OIS desteğini hakikaten beğendim. Yani bu cihazda video çekimi yaparken yanında bir de farklı bir cihazla yine video çekimi yapıyordum. Hakikaten ekranda daha bilgisayara falan atmadan ikisinin arasındaki optik imaj sabitleyici farkını fazlasıyla gördüm. Çok da hoşuma gitti. O an insan canlı canlı görünce düşüncesi
hissi daha da pozitifleşiyor gerçekten. Ve gelelim ön kameraya. Benim ön kamerada bazı eleştirilerim var bu cihaza. Çünkü 32 megapiksellik bir ön kamera bu cihazda görev yapıyor. Ancak diyafram aralığı f2.5 seviyesine tutulmuş. Dolayısıyla burada ana kamerada baktığımızda kağıt üstündeki bu diyaframın gerçek hayatta da bizlere olumsuzluk getirdiğini görüyoruz. Çünkü ışık azaldığında fotoğrafta bir miktar grenlenme, bir miktar böyle bulanıklaşma gibi gözüken sonuçlar bizlerle karşılaşabiliyor. Ancak güneş ışığı altında bu akıllı telefonun ön kamerasının sonuçları hiç de fena değil arkadaşlar. Ama yaşadığım bu problemi de sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle selfie için alacaksanız bu cihazı, selfie çekmeyi çok seven bir kullanıcıysanız sizler, bu konuya dikkat ederseniz sizler için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve telefonun belki de en önemli detaylarından bir tanesi pil özellikleri. Pil detayları arkadaşlar, LiPo dediğimiz yeni nesil bir pil cihazın içerisinde bulunuyor. 4600 mAh ki bu cihazda neden 4600 mAh bir pil kullanılmış ben inanın anlamadım. En büyük eleştirilerinden bir tanesi kesinlikle bu olacak bu cihaza. Çünkü 120 wattlık bir şarj desteğine sahip bu cihaz. Adaptör de kutudan çıkıyor. Yani doğrudan her şeyini kullanabiliyorsunuz. Kablosuz şarj desteği de cihazda mevcut ve kablosuz ters şarj da var. Yani başka bir cihazda yine şarj edebiliyorsunuz. Pil ne kadar gidiyor? İşte en büyük eleştirilerimden biri bu. Bu kadar güzel bir ekrana sahip, bu kadar multimedya deneyimi iyi olan bir cihaza 4600 mAh pil kesinlikle çok az kalmış arkadaşlar. Ben bile bir gün kullanamadım bu cihazı. Dolayısıyla yoğun kullanım yapan birisinin bu cihazı bir gün kullanması neredeyse imkansız arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim sizlere. Ama şöyle bir de artısı var. İşte burada bu konu artı mı eksi mi onu da biraz düşündüm. Çünkü 120 watt sayesinde telefon o kadar hızlı şarj oluyor ki şarjınız bitse bile, yani böyle 5 dakika falan şarj etseniz sanki o günü kurtarabilirsiniz gibi de gözükmüyor değil. O yüzden hani bu konu arttı mı eksi mi bilemedim. Sizlerin burada yorumlarını merakla bekliyorum. Lütfen aşağı bu konudaki yorumlarınızı bırakın. Çünkü bu bence önemli bir konu. Yorumlarda konuşmamız gereken de bir konu. Son dönemde tabii ki bu akıllı telefonun fiyatı da diğer cihazlar gibi oldukça yüksek arkadaşlar. Ancak psikolojik sınırları aşsa da bu fiyat, aranızda bu cihazı almak isteyen ya da şu anda almayı düşünen ya da almış olanlar olabilir. Ben kendimce artılarını eksilerini sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar ve tabii ki sizlerin yorumları da benim için oldukça önemli. Tüm artıları, tüm eksileri sizlere zaten aktardım. Bu fiyat seviyesindeki diğer Android cihazlara, yani amiral gemisi Android cihazlarla yarışabilecek, onlara rakip olabilecek bir akıllı telefon yapmış Xiaomi tarafı. Fena da olmamış. Özellikle şu arkasındaki buğulu cam tasarımını bayağı beğendim. Burada parmak izi kalmaması telefonun arkasında önemli de bir artı olmuş. Ama eksileri de sizlere elimden geldiğince aktardım. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Xiaomi 12 Pro hakkında? Yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videoyu da yine beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.